Bölgelerinin sayısı 379'dur. Kısa zamanda bu sayının 500'e ulaşacağı tahmin edilmektedir. Toplam 75 bin fabrikanın yaklaşık 67 bin organize sanayi bölgelerinde üretim yapmakta ve 2,5 milyonu aşkın vatandaşımız doğrudan istihdam edilmektedir. Organize sanayi bölgelerinin en önemli bileşenlerinden biri de mesleki eğitim merkezleri ve meslek okullarıdır. Üreten ülke Türkiye, güçlü sanayi, güçlü ekonomi hedeflerine ulaşmak için mesleki eğitimin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması büyük önem arz etmektedir. Son bir yılda mesleki eğitim konusunda çok önemli gelişmeler yaşanmıştır. 33 alanda, 182 dalda nitelikli eğitim imkanı sunan mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı 1 milyon 100 bine ulaşmıştır. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının gelirleri 2022 yılının ilk 10 ayında 2021'in ilk 10 ayına göre %200 artarak 1 milyar 651 milyon liraya ulaşmıştır. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için önemli bir sorun olan çırak, kalfa, usta bulma sorunu mesleki eğitimin iş arayan değil işte aranan nesil parolasıyla aşılmaya başlamıştır. Bir yanda öğrencilerimizin öğrenim süreçlerini destekleyen, diğer yandan ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan mesleki eğitimde yaşanan olumlu gelişmeleri takdirle karşılıyoruz. Türkiye bir yandan küresel krizlerle mücadele yürütürken, diğer yandan küresel para simsarlarının ve işbirlikçilerinin organize saldırılarıyla mücadele etmektedir. Bir kısım zincir marketler kartel oluşturarak fahiş fiyat artışları yaratmakta, piyasalardaki suni dalgalanmaları bahane ederek hayat pahalılığını körüklemektedir. Öyle ki bu tekelci marketler zincirinin haddini bilmez küstah bir sözcüsü ekonomik gerçekleri çarpıtarak Yavuz Hırsız misali suç bastırmaya kalkışmıştır. Bu malum şahıs enflasyonun dizginlendiği, petrol fiyatlarının düşüşe geçtiği, döviz kurunun yatay seyir izlediği olumlu bir süreçte temel gıda ürünlerine yaptıkları zamları meşru göstermeye çalışmıştır. Keyfi fiyat artışlarıyla hayat pahalılığını körükleyen bu tekelci yapıya karşı denetimler artırılmalıdır. Fahiş fiyat artışları nedeniyle kesilen para cezalarına ek olarak kapatma ve teşhir cezaları caydırıcı bir seçenek olarak mutlaka değerlendirilmelidir. İlk üretimden son zincire kadar kurdukları kartel yapıyla ekonomik gücünü ülkesine ve vatandaşımıza karşı silah olarak kullananlardan adli ve idari olarak mutlaka hesap sorulmalıdır. Bu işbirlikçilerin küresel bağlantıları ve başta FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle iltisakları araştırılmalıdır. Unutulmasın ki Türkiye kriz fırsatçılarına, faiz lobilerinin döviz operasyonlarına ve küresel tefecilere geçit vermeyecektir. Bittik, tükendik, mahvolduk söylemleriyle milletimizi karamsarlığa sürüklemeye çalışanlar hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Döviz kuru, faiz ve fiyatlar genel düzeyindeki dengesizlikler üzerinden manipülasyon üretenlerin oyunları büyük ölçüde boşa çıkarılmıştır. Bu kapsamda sanayicilere, çiftçilere, ihracatçılara, turizmcilere, yatırımcılara, esnaf ve sanatkarımıza önemli desteklemeler yapılmıştır. Asgari ücretteki vergiler tamamen kaldırıldı. Tüm çalışanlar kapsama alınarak ücretlerin asgari ücret kadar olan kısmı vergi dışı bırakılmıştır. Salgının vatandaşlarımıza etkisini sınırlandırmak ve enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla 2021'de 154 milyar, 2022'de 276 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçilmiştir. 2022 yılında yaklaşık 7 bin ticari işletmeye 71 milyar kredi ve 61 milyarlık kefalet imkanı sağlanmıştır. Küresel fiyat artışlarının vatandaşlarımıza olumsuz yansımasını azaltmak için doğalgaz ve elektrikte kademeli fiyat uygulamasına geçilmiş ve önemli sübvansiyonlar sağlanmıştır. Uygulanan vergi politikasıyla temel gıda ürünlerinden alınan KDV oranları düşürülmüştür.
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut kampanyası başlatılmış ve konut kira artışları sınırlandırılmıştır. Öğrenci kredi borçlarının faizleri silinmiştir. Alınan tedbirler sayesinde faiz fiyat artışlarıyla piyasa dengesini bozmaya tevessül eden kriz fırsatçılarına mücadele edilmektedir. Vatandaşlarımızın cebine göz diken enflasyon büyük oranda dizginlenme seyrine girmiştir. Enflasyondaki asimetrik artışın refah seviyesinde yol açtığı kayıpları önlemek için asgari ücret, memur maaşları, emekli maaşları ve sosyal yardımlarda